Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da düzenlediği basın toplantısında 2015 yılını değerlendirdi. Putin, yaklaşık 3 saat süren toplantıda Ukrayna, Ortadoğu ve Türkiye ile yaşadıkları uçak krizi üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin'de düzenlediği basın toplantısında 2015 yılını değerlendirdi. Yaklaşık 3 saat süren basın toplantısını yerli ve yabancı binin üzerinde basın mensubu izledi. Ukrayna ile serbest ticaret anlaşmasını askıya aldıklarını ifade eden Putin, Orta Doğu krizi üzerine de dikkat çekici açıklamalar yaptı. Putin basın toplantısında Türkiye ile yaşadıkları krizle ilgili de değerlendirmeler yaptı. Türkiye yönetiminin uçağımızı düşürmesini dostça bir adım olarak değil, düşmanca bir adım olarak değerlendiriyoruz diyen Putin şunları söyledi. Türkiye'deki mevcut yönetimle anlaşmaya varmak zor olacak gibi görünüyor. İlişkilerin onarılması konusunda umut görmüyorum. Türkiye hava kuvvetlerimize karşı düşmanca bir eylemde bulundu. Ama Türkiye'yi düşman ülke olarak yaklaştığımızı söyleyemeyiz. İlişkilerimiz bozuldu. Evet. Bu durumdan nasıl çıkarız bilmiyorum. Top bizde değil, Türkiye'nin tarafında. Türkiye'nin uçağı düşürdükten sonra NATO'ya gitmesine eleştiren Putin şöyle konuştu. Bizi çileden çıkaran şey şu oldu. Talihsiz bir durum ortaya çıkarsa hemen telefon açar, durumu açıklarsın. Türk yönetimi güya uçağın Rusya'ya ait olduğunu bilmiyormuş. İnsanlar öldü ama Türkler bize telefon etmek yerine Brüksel'e koştular. Aman yardım edin, bize zarar veriyorlar dediler. NATO'nun arkasına saklandılar. Oysa bu mesele NATO'nun meselesi mi? Zaten sonra NATO'nun meselesi olmadığı anlaşıldı. Belki de Türk yönetiminden birileri Rus uçağını düşürerek ABD'lilere yalakalık yapmak istemiştir diyen Putin şöyle devam etti. Türkiye uçağımızı düşürdükten sonra Suriye'den çekileceğimizi mi düşündü? Rusya öyle bir ülke değil. Suriye'deki varlığımızı güçlendirdik. Suriye'de artık S-400 hava savunma sistemlerimiz var. Türkiye eskiden Suriye'nin hava sahasını sürekli olarak ihlal ediyordu. İsterse buyursun şimdi de etsin. İslamist. Türk yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne evet biz İslamcıyız ama sizin İslamcınızız diyor şeklinde dikkat çekici bir açıklama daha yapan Putin, Antalya'da yapılan G20 zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye dikkat çekti ve Türkmenler konusunda bana hiçbir şey söylemediler dedi. Bu trajedinin yanı sıra bize dokunan bir diğer şey daha var. Biz Türkiye ile işbirliğini reddetmedik ki. Antalya'ya G20 zirvesine gittim. Türk meslektaşlarımız önümüze çok hassas konular koydular ve yardım istediler. Sundukları konu uluslararası hukukla bağdaşmıyordu ama biz evet sizi anlıyoruz ve yardıma hazırız dedik. Türkmenler hakkındaysa hiçbir şey duymadım. Bize oradaki Türkmenlerden bahsetmediler.